Ünlü teorik fizikçi Michio Kaku'ya göre önümüzdeki 100 yıllık bilim yok olup olmayacağımızı veya gelişip gelişemeyeceğimizi belirleyecek. Uzmanlar bir medeniyet büyüdükçe ve ilerledikçe nüfus artışı ve çeşitli makinelerinin enerji ihtiyacı nedeniyle enerji taleplerinin hızla artacağını iddia ediyorlar. Bunu akılda tutarak Kardeşev ölçeği bir uygarlığın teknolojik ilerlemesini ne kadar kullanılabilir enerjiye sahip olduğuna bağlı olarak ölçmenin bir yolu olarak geliştirildi. Ölçek ilk olarak 1964 yılında kozmik sinyaller içinde dünya dışı yaşam belirtileri arayan Rus astrofizikçi Nikolai Kardeşev tarafından tasarlandı. Her biri enerji kullanım seviyesine sahip 3 temel sınıfa sahiptir. Tip 1, tip 2 ve tip 3. Diğer gökbilimciler ölçeği tip 4 ve tip 5'e kadar genişletmişlerdir. Bu eklemeler hem enerji erişimini hem de medeniyetlerin erişebildiği bilgi miktarını dikkate alarak yapılmıştır. Öncelikle insan ırkının birinci ölçekte bile olmadığına dikkat etmek önemlidir. Enerji ihtiyacımızı hala ölü bitkilerden ve hayvanlardan karşıladığımız için dünyada düşük düzeyde bir tip 0 medeniyetiyiz ve bir tip 1 medeniyete terfi etmemize daha uzun bir yolumuz var. Michio her şey düşünüldüğünde tip 1'e 100-200 yıl sonra ulaşacağımıza inanma eğilimindedir. Peki bu kategorilerin her biri gerçekte ne anlama geliyor? Tip 1 tanımı, büyüyen bir popülasyonun enerji taleplerini karşılamak için komşu bir yıldızdan gelen tüm enerjiyi toplayıp depolayabilen türlere verilir. Tanım, bu duruma ulaşmak için mevcut enerji üretimimizi 100 bin katın üzerinde arttırmamız gerektiği anlamına geliyor. Bununla birlikte dünyanın tüm enerjisini kullanabilmek, aynı zamanda tüm doğal kuvvetler üzerinde kontrol sahibi olabileceğimiz anlamına da geliyor. İnsanlar volkanları, havayı ve hatta depremleri kontrol edebilecek duruma geliyorlar. Bu tür başarılara inanmak zordur. Ancak yine de gelecek olan ilerlemelerle karşılaştırıldığında bunlar yalnızca temel ve ilkel kontrol seviyeleridir. Bir sonraki adım tip 2 uygarlık seviyesidir. Uygarlık tüm yıldızların gücünü kullanabilir, yalnızca yıldız ışığını enerjiye dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda yıldızını da kontrol edebilir. Bunun için birkaç yöntem önerilmiştir. Bunlardan en popüler olanı varsayımsal Dyson küresidir. Bu cihaz, yıldızın her bir santimini kapsayacak, enerji çıkışının çoğunu toplayacak ve daha sonra kullanmak için gezegene aktarabilecektir. Bu kadar enerji bir tür için ne anlama gelir? Bilimin bildiği hiçbir şey tip 2 uygarlığını ortadan kaldıramaz. Örneğin, insanlar bu duruma ulaşacak kadar uzun süre hayatta kalsaydı ve ay büyüklüğünde bir nesne küçük mavi gezegenimizde çarpışma rotasında güneş sistemimize girseydi, onu var olmadan buharlaştırma yetisine sahip olabilirdi. Ya da zamanımız olsa gezegenimizi yoldan çekip tamamen kaçabilirdi. Oldukça havalı görünmüyor mu? Böylece bir gezegen üzerinde kontrol sahibi olmaktan bir yıldızı kontrol altında tutmaya yönelecek ve bu da bizim uygarlığımızı yok oluşa karşı korumamız açısından yeterli enerjiyi barındırmamıza sebep olacaktı. Ama şimdi bir türün enerji ile ilgili her şeyi bildiği ve galaktik yolcular haline geldiği tip 3 medeniyeti onların üstün bir ırk olmasına neden oluyor. İnsanlar açısından yüz binlerce yıllık süreç bu tip 3 medeniyet sakinlerinin bildiğimiz insan ırkından inanılmaz derecede farklı olmasına neden olabilir. Bunlar hem biyolojik hem de robotik varlıklar olan sibernetik organizmalar olabilir. Bu aşamada kendini kopyalayabilen robot kolonileri geliştirmiş olurduk. Galaksiye yayıldıkça yıldızları kolonize ettikleri için nüfusu milyonlara ulaşabilirdi. Ve bunlar her birini kapsüllemek için Dyson küreleri inşa edebilir ve enerjiyi ana gezegene geri taşıyacak devasa bir ağ inşa edebilirdi. Ancak galaksi üzerinde bu şekilde uzanmak birkaç problemle karşılaşacaktır. Yani türler fizik yasalarıyla sınırlandırılacaktı. Kardeşev, tip 4 medeniyetin çok gelişmiş olduğuna inanıyordu ve kendi ölçeğinde tip 3'ün ötesine geçmedi. Elbette bu herhangi bir türün yeteneğinin kapsamı olacağını düşünüyordu. Birçoğu öyle düşünüyor. Ancak birkaçı elde edilebilecek daha ileri bir seviye olduğuna inanıyor. Tip 4 medeniyetler neredeyse tüm evrenin enerji içeriğinden yararlanabilecek ve bununla uzayın hızlanan genişlemesini geçebileceklerdi. Bu uygarlığın bir üstü olan tip 5'in donanım gücünü hayal etmek ise zihinleri zorluyor. Şu aşamada ve günümüz teknolojisi içerisinde dediğimiz gibi insanlar böyle bir şeye ulaşmaya gerçekten çok uzak. Ama dünyaya ve birbirimize baktığımız sürece buna ulaşılamayacağı anlamına gelmiyor. Bunu yapmak için ilk adım küçük evimizi korumak, savaşları söndürmek ve bilimsel ilerlemeleri ve keşifleri desteklemeye devam etmekten geçiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.